Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber işte devam ediyor. Malumunuz sayısız dizi, film ve tiyatro sahnesinde yüzlerce karakteri canlandıran Yeşilçam'ın ustalarından Yılmaz Guru da maalesef hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Guru da 93 yaşındaydı. Aklını başa topla. Ne var Celal'le Recep Kökeş? Aşk bu aşk. Yıldırım aşkı. Ya büyümüş diye hürmet edeyim. Sen sapıttıkça sapıtayım. Kanım tutuştu diyeyim. Alev alev yanayım. Ya ayıp Celal'le mi ya? Ya o kadın benim kaynanam. Gebeliğe kaynananı. Sanatla ilmek ilmek işlenmiş bir ömür yaşadı. 70 yıldan fazla bir süredir sanat hayatının içindeydi. Kızım hop bir dakika. Allah kahretsin de şöyle olmaz. Bitiremedik seni. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Guru da yabancı damat, işler güçler, kavak yerleri gibi yüzlerce karakteri canlandıran usta oyuncuydu. Varlığınızla bizleri onurlandırdınız. Çok çok teşekkür ederiz. Bir süredir sağlık sorunu yaşayan ünlü oyuncu 93 yaşındaydı. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni Yılmaz Guru da hayatını kaybetti. Hey arkadaşlar! Eğer her şey yolunda giderse size kusurlu bir harekette bulunacağım. Acı haberi ise menajeri Tümay Özokur sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdi kim bana akrabam diyecek? Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam. Tolga Tiğin ve Ayşen Guruda'nın eski eşi olan Yılmaz Guruda böbrek yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. 25 Temmuz günü hayata gözlerini yumdu. Güneş tepede o biçim ter. Ama mecburum yapmaya Murat. Mecburen yapıyorum. Bak. Yılmaz Guru'da doğduğunda takvim yaprakları 14 Temmuz 1930'u gösteriyordu. Devlet memuru Guru'da'nın yazdığı şiirler 1950'li yıllarda çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. Ama bu dedeni unutma. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk hayatı küçük tiyatroda devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yapan Guru da Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Yılmaz Guru da 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği Anton Çehov'un Evliliğin Halleri eserinde 90 yaşında sahnede yer aldı. Bir dakika, bir dakika. Evet efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Hemen arkamda işte iletişim bilgilerini görüyorsunuz. WhatsApp ihbar hattımızdan lütfen bizlere ulaşın. Haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri, bilgileri bizimle paylaşın. YouTube üzerinden de kaçırdığınız haberlerimizi yeniden izleyebilirsiniz. Bunu da hatırlat.